790 bin toplam nüfusa sahip Afyon Karahisar, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Daskırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İsçehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağ ve Şuhut ilçelerinden oluşuyor. Eğer hazırsanız kaymağı, sucuğu, nadide anıtları ve her şeyden önemlisi tarihle örülmüş sokaklarıyla Afyon Karahisar bizi bekliyor. Çok eski dönemlere uzanan tarihi boyunca Afyon Karahisar, Hititler, Frigyalılar ve Lidyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu, Germiyanoğulları ve Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bu detay bile şehirde göreceklerimizin ipuçlarını az çok bize vermeye yetiyor. Afyon Karahisar ayrıca ilginç bir coğrafi özelliğe sahip. Bu tarihi şehir Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine yayılmıştır. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demir yolları buradan geçer. Bu özellikleri sebebiyle Afyon Karahisar, yolların kesiştiği, bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır. Bu bilgileri de verdikten sonra gezimizin ilk durağı Afyon Karahisar Kalesi'ne ulaşıyoruz. Bu kaleye çıktığınızda göreceklerinize hazır olun. Çünkü 226 metre yükseklikteki volkanik bir kaya kütlesinin üzerine kurulan kale, içinizde müthiş bir heyecan duymanıza sebep olacak. Kalenin tarihi de binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kale içini oluşturan düzlük alan, aynı zamanda dini amaçlarla da kullanılmış. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kalenin içine su sarnıcı, saray ve mescit yaptırılmış. Kaleye çıkarken yorulacaksınız ama emin olun buna değecek. Unutmadan söyleyelim, Afyon Karahisar'daki çok sayıda tarihi cami, hamam ve medrese hemen kalenin eteklerindedir. Hemen gidelim mi? Ne dersiniz? Kaleden iner inmez kendimizi Ulu Cami'nin manevi atmosferini solurken buluyoruz. Anadolu'daki ahşap camilerin en güzel örneklerinden biri olan Ulu Cami, aynı zamanda Afyon Karahisar'ın da en büyük ve en eski cami. Dış duvarları taştan düz çatılı caminin içinde sıra sıra 40 ahşap sütun, bu sütunların üzerinde sarkıt ve baklava dilimli sütun başlıkları göz alıcı. Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden biri olan bu güzel eser, hem tarihi hem de estetiği bir arada barındırıyor. Afyon Karahisar Ulu Cami, bütün ihtişamıyla kalenin eteklerinde cemaatini ve ziyaretçilerini ağırlıyor. Ulu Cami'den bir başka tarihe, İmaret Camii'ne geçiyoruz. 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılan cami, Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden biridir.
Üzeri 6 sütun üzerine sivri kemerli, sekizgen kasnaklı bir kubbeyle örtülüdür. Afyonkarahisar, kendine özgü özellikleri fazlaca olan bir şehir. Yaşanan savaşları, eski evleri, kaleleri, mermeri, termali, şekerlemesi ve illaki sucuklarının yanı sıra çarşıları da çok ünlüdür. İşte onlardan iki tanesi. Uzun Çarşı ve Keçeciler Çarşısı. Afyonkarahisar'ın bu önemli iki çarşısına gidip, yarım asrı geride bırakmış ustalarla görüşüp, yakın tarihi içinde kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk önce manda sütünden yapılmış, meşhur Afyon kaymağının tadına bakabilir, şekerlemesinden yiyebilirsiniz. Ahilik kültürünün devam ettiği bu çarşıyı arkada bırakıp eski evleri ziyaret ediyoruz. Büyük bir bölümü sit alanı olarak belirlenen bu mahallelerdeki evlerde mükemmel bir şehircilik anlayışı dikkati çekiyor. Evler, Helenistik dönemin Hippodamos plan düzenine göre ızgara planlı olarak yapılmış. Afyonkarahisar sokaklarında gezerken gördüğümüz bu muhteşem yapılar bizi büyülüyor. Afyonkarahisar'a gelip kaplıcaları ziyaret etmemek olmaz. İster dinlenmek için, ister şifa bulmak için olsun, Afyonkarahisar ve kaplıca birbirinden ayrılamazlar. Gazlıgöl kaplıcalarındayız. Anlatılanlara göre hastalanan ve vücudunda çıbanlar çıkan Kral Midas'ın kızı buraya, yani Gazlıgöl'e gelir. Suyundan kana kana içen genç kızın hastalığı iyileşir. O günden bu yana da bu kaplıca insanlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'da tarihe yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuz Göynüş Vadisi'ne düşüyor. Eskişehir Karayolu civarında bir vadi içinde yer alan Göynüş Vadisi, komple bir yapı özelliğine sahip. Kalesi, üzerinde aslan kabartmaları bulunan aslan taş ve yılan taş mezar odalarıyla kubbele açık hava tapınağı olan mal taş bulunuyor. Vadi ve buradaki eserler M.Ö. 7. yüzyılda yapılmış. Yine buranın yakınındaki yılan taş ve mal taş da yine Frigyalılar döneminde yapılmış mezar odaları olarak göze çarpıyor. Şimdi de Cumhuriyetimizin kurulmasında önemli bir yere sahip olan Kocatepe'deyiz. 26-30 Ağustos 1922'de yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Kocatepe'de yaşanmış. Günümüzde Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı olarak düzenlenen bölge bizi tarih yolculuğuna çıkarıyor. Kocatepe ve Dumlupınar olarak iki bölümden oluşturulan Milli Park içinde 11 adet anıt ve şehitlik, 1 adet tanıtım parkı ve 2 adet müze var. Afyonkarahisar'da Mevlevilik de şehrin önemli bir hazinesidir. Mevlana'nın buraya gelmesiyle birlikte yayılmaya başlar. Afyonkarahisar Mevlevileri yıllarca
Mevleviliğin merkezi olan Konya'da semazen yetiştirir. Şimdi 800 yıl önce yapılmış ve onarımlarla günümüze kadar ulaşabilmiş Mevlevi Camii'ndeyiz. Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nin diğer Mevlevihaneler arasında ayrı bir yeri vardır. Mevlevilik töreninde Konya'dan sonra ikinci sırayı alır. Afyonkarahisar, semahane, mutbah ve öbür bölümleriyle esasen büyük bir Mevlevihanedir. Günümüzde cami olarak kullanılan Mevlevi Camii'nde yer alan türbede Mevlevi şeyhlerine ait 12 ahşap sanduka bulunmaktadır. Mevlana'nın torunlarından Aba-ı Püyüşüveli, Sultan Divani, diğer adıyla Mehmet Semai Çelebi, Hızır Şah Çelebi gibi Mevlevi büyükleriyle Şah İsmail'in oğlu Elkaz Mirza da burada yatmaktadır. Afyonkarahisar'da doğayı sınırsızca hissetmeniz mümkün. Örneğin Dinar'daki Karakuyu Gölü, Çay ve Bolvadin'deki Eber Gölü ya da Başmakçı ve Dazkırı sınırında bulunan Acı Gölü ziyaret ettiğinizde buradaki yüzlerce kuş türünü izleyebilir, canlı bir doğa turu yapmış olursunuz. Bu kadar geziden sonra karnınız acıktıysa Afyonkarahisar tam size göre. Burada özellikle hamur işleri, haşhaşlı ve kaymaklı yiyecekler yöreye has özellikler taşıyor. Başlıca yemekleri arasında sakala çarpan çorbası çullama köfte, ilibağda dolması, sulu köfte, göce köftesi ve tarhanası, Özbek pilavı, Afyonkarahisar salatası ve şakşuka yer alır. Kaymak, lokum ve şekerlemeler de yörede en çok bilinen tatlılardır. Ha bu arada sucuğu da unutmayalım. Burada yiyebileceğiniz en güzel sucukları bulmanız mümkün. Zeytinburnu'na dönerken hediyeliklerinizin arasında mutlaka yer alsın. Güzel görüntüleri gördükten sonra zor olacak ama Afyonkarahisar'dan ayrılmak zorundayız. Kaymağıyla ünlü Bolvadin, yumurta üretim merkezi Başmakçı, dillere destan kilimleriyle Bayat, şifalı ve termal sularıyla Çobanlar ve İhsaniye, Yeditepe üzerine kurulan İsçehisar, tarihi mirasları ve doğal güzellikleriyle Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Sandıklı ve Şuhut, verimli toprakları ve meyve bahçeleriyle Çay, Ocalar, Sincanlı ve Sultan Dağ, Türkiye'nin en küçük ve şirin ilçelerinden Kızılören. Bu güzel kenti, sıcacık ve güler yüzlü insanlarını, tarih kokan sokaklarını geride bırakıp yuvamıza, Zeytinburnu'na dönüyoruz. Ama aklımız Afyonkarahisar'da kalıyor.